Ey Rabbimiz bizden dualarımızı kabul eyle. Muhakkak ki sen her şeyi ve bizim dualarımızı işiticisin, bilicisin ve bizim tevbelerimizi kabul eyle. Muhakkak ki sen çok tevbe kabul eden, çok acıyansın. Ey Rabbimiz bize dünyada bir iyilik, ahirette de bir iyilik ver ve bizi Ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz. Bizim üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl. Emirlerinizi işittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bize mağfiret eyle. Ancak sanadır dönüşümüz. Ey Rabbimiz, eğer unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme ey rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme ey rabbimiz bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma bizi affet bizi bağışla bizi acı çünkü sen bizim mevlamızsın kafir kavimlere karşı bize yardım et rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz gelmesinden şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Ey Allah'ım muhakkak ki ben acizlikten tembellikten korkaklıktan, bunaltık derecesinde ihtiyarlamaktan, borç zararından ve günah işlemekten sana sığınırım. Allah'ım, muhakkak ki ben cehennemin azabından, cehennemin fitnesinden, kabrin fitnesinden, kabir azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden ve Tek gözlü deccalin fitnesinin şerinden sana sığınırım. Allah'ım benim hatalarımı kar ve dolu suyla yıkanmış gibi yıka ve... ...kalbimi hatalardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Benimle hatalarımın arasını doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben acizden, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlamaktan, borç zararından ve günah işlemekten sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Hayat ve mematin, yaşam ve ölümün fitnesinden de sana sığınırım. Kabalık, sertlik ve taş yüreklilikten Gaflet, fakirlik, muhtaçlıktan, zillet, zayıf ve önemsiz olmak ve meskenet, fakirlik ve çaresizlikten de sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, günahkarlıktan, ayrılık, parçalanmak ve düşmanlıktan, süm'a, şöhret hastalığından ve riyâ gösteriş hastalığından da sana sığınırım. Sağırlık, hakkı dinlememekten, dilsizlik, hakkı söylememekten, delilikten, cüzzamdan, kötü, çaresiz hastalıklardan ve borç ağırlığından da sana sığınırım. Ey Allah'ım! Muhakkak ki ben kederden, hüzünden, acizden, tembellikten korkaklıktan borç ağırlığından ve kişilerin bana galip gelmelerinden insanlara mağlup olmaktan sana sığınırım ey allahım muhakkak ki ben cimrilikten sana sığınırım korkaklıktan sana sığınırım en rezil ömre red olunmaktan sana sığınırım dünyanın fitnesinden sana sığınırım kabir azabından da sana sığınırım. Allah'ım nefsime günahlardan korunmasını ilham eyle. Onu masiyetten temiz kıl. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsimin maliki ve mutasarrıfı sensin. Allah'ım fayda vermeyen ilimden Allah korkusu, Allah saygısı duyulmayan kalpten, doğmayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım muhakkak ki ben korkaklıktan, cimrilikten, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Ey Allah'ım mükemmel en güzel bir salat ve mükemmel tas tamam bir selam ile Seyidimiz efendimiz, Hz. Muhammed'e selat ve selam ile Öyle ki onun vesilesiyle düğümler çözülür, müşküller, zorluklar hallolur, düzelir ve yoluna girer. Onun vesilesiyle hacetler yerine getirilir. Onun vesilesiyle gönülden arzu edilen dilek ve muratlar gerçekleşir. Güzel akıbetler, hayırlı neticeler onunla elde edilir.'' onun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur dökülür. Aynı selatü selamı onun âl ve asabına da eyle. Öyle ki her an ve her nefes sana malum olan şeyler sayısınca. Allah'ım buradan sana yönelerek büyük ve küçük günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski ve yeni suçmelerimden, günah lafı etmeyen günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe ediyorum. Allah'ım sen kitabının muhkem ayetinde kullarından tövbeyi kabul edeceğini, kötülüklerini affedeceğini, tövbe edenleri sevdiğini söylemişsin. O halde vaat ettiğin gibi tövbemi kabul et. Garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet. Şart koştuğun gibi sevgini benim için gerekli kıl. Ey Rabbim ben de sana hoşlanmadığın işe geri dönmeme, kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları terk etme sözü veriyorum. Allah'ım sen yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O halde benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt. Allah'ım Hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünü önünde. Unutmayan ilmindedir. Allah'ım kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver. Kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır. Omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru. Allah'ım hiç kuşku yok. Senin koruman olmazsa tövbeme bağlı kalamam. Senin gücün olmazsa hatalardan sakınamam. O halde yeterli bir güçle beni güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni koruman altına al. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.